عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تلقينا دعوة من مديرية الصحة في مدينة طرابزون. بنحضر الاجتماع إن شاء الله ورح نتكلم فيها عن مواضيع كثيرة، من أهمها جاهزية مدينة طرابزون بعد فيروس كورونا لاستقبال السياح والمستثمرين وعدد الحالات وأمور كثيرة إن شاء الله رح نتكلم فيها في هذا الاجتماع. خلوكم معنا وشوفوا الاجتماع. Genel olarak toparladığımız sorularla ilgili ilk sorulan bu süreçteki Trabzon'daki vaka sayılarıydı. Bu sorular tabii yurt dışındaki tur operatörlerinden geliyor arkadaşlarımıza ve turistlerden geliyor. Ve güncel olarak vaka sayılarımız ne durumdadır? Şimdi vaka sayıları bir kere Türkiye'de iyi bir düzeyde. Evet. Türkiye'nin de en iyi illerinden biri durumundayız. En azından şimdilik. Bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca kendimizi koruyarak bu koruma tedbirleriyle birlikte Trabzon'da ciddi bir başarıya imza atmış durumdayız. Tabii bu başarı bizim halkımızın başarısı. Halkımızın duyarlılığı, halkımızın işte maskeye, mesafeye, evden çıkmama olaylarına riayet etmesi neticesinde yani bizim koyduğumuz kurallara onların uyması neticesinde ortaya çıkan güzel bir tablo. Bu bağlamda biz sağlık sistemimize güvendiğimiz kadar halkımıza da güvendiğimizi söylememiz gerekiyor. Onlar sayesinde bunu başardığımızı da özellikle belirtmek gerekiyor. Trabzon son dönemde özellikle hasta sayısı olarak sıfır gidilen günleri yaşıyorduk. Ama bir iki gündür bir iki şeklinde vakalarımız oluyor. Bunlarla alakalı da daha ziyade il dışından, İstanbul'dan gelenlerle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ama hızlı bir şekilde tedbirleri alarak onların daha başka kişilere yayılmamasını da sağlamış oluyoruz. Ahevren dediğimiz göğüs kalp damar cerrahisi hastanemiz turizm belgesi almış, sağlık turizmi belgesi almış. Kanun Eğitim Araştırma Hastanemiz hakeza, özellikle kadın doğum çocuk bölümünde olmak üzere. Onun dışında özellerde dental, diş tedavileriyle alakalı, estetikle alakalı, yani Trabzon'da sağlıkla alakalı hizmet alınabilecek bir altyapı var. Onun dışında turistin sağlığı dediğimiz, yani gelen sizin dediğiniz gibi oteldeyken, ötedeyken, berideyken rahatsızlandığında veya acil veya normal bir rahatsızlık başına geldiğinde de aynı şekilde bu hastanelerden istifade edebiliyor. Bizim en periferdeki ilçe hastanelerimiz bile turisti acil hizmetini verip ondan sonra gerekiyorsa yetkin hastanelere taşıyabilme kapasitesine sahip. Özellikle bunda 112 altyapımız, yani acil ambulans altyapımız, helikopter hizmetimiz, şehrimizde direkt olarak acil helikopter hizmeti, gerekirse iller arası ambulans uçak hizmeti havaalanımızda olduğu için birebir bu hizmetlerin hepsi en uç noktaya kadar verilebilen bir şehirdeyiz. Dolayısıyla altyapısı sağlam, hekim kadrosu sağlam ve kaliteli, hastane altyapıları da olan, teknolojik donanımı olsun, konforu olsun olan hastanelerle nasıl kendi vatandaşımıza hizmet veriyorsak turiste de aynı şekilde hizmeti verebilecek düzeydeyiz. Evet Sayın Müdürüm, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bu süreçte biliyorsunuz başta Sağlık Bakanlığımız, devamında Kültür Turizm Bakanlığımızın hazırladığı sertifikasyon diye bir güvenli turizmle alakalı detaylar belirlenmişti. Hı-hı. Ve bununla ilgili başvuru süreci başlamıştı. Başvurularda bildiğiniz üzere uluslararası firmalar üzerinden kontrolleri yapılıyor ve sertifika süreci bakanlıklarımızla koordineli olarak otel, restoran ve turizm araçlarımıza veriliyor. En son rakamlara gelirken baktım Sayın Müdürüm. Antalya ve İstanbul'dan sonra en fazla sertifika almış ve almak üzere başvuru yapmış şehir Trabzon. Acenteler anlamında. Otel ve restoran anlamında. Evet, yoğunluğa baktığımız zaman da Trabzon'daki otel sayısı ne kadar, sertifika alan ne kadar ve alacak olan ne kadar kısmında Türkiye'de o anlamda da en yüksek orana biz sahibiz. Yani sizlerin sağlıkla ilgili başarılarınız ve ciddi kontrollerinizin neticesinde sektör de buna bir nebze ayak uydurdu ve arkadan otellerimiz, restoranlarımız da sertifikasyonla alakalı şartları yerine getirip
sayılarını her geçen gün biraz daha arttırıyorlar. Evet. Trabzon gerçekten özel bir şehir. Yani baktığımız zaman buralı olan var mı bilmiyorum içimizde ama Trabzon gerçekten özel bir şehir. Hem doğasıyla, hem altyapısıyla, hem insan yapısıyla özel bir şehir. Hem de Trabzonspor'uyla. Baktığınız zaman özel bir şehir. Şimdi doğada baktığımızda Uzungöl'ünden, işte bölgesel bakarsanız Ayder'inden, işte Hıdır Nebisi'nden diğer yaylalarına varıncaya kadar, işte Meryem Anası'na varıncaya kadar tarihi yapısıyla, diğer camiler, türbelerle baktığımız zaman birçok kazanımı var. Birçok destinasyonu var. Turist için gelip ziyaret edebileceği, istifade edebileceği. Bir de Trabzon eskiden beri hizmet sektöründeki yatırım anlamında da hep ön planda olan bir şehirdir. Yani çevre iller veya başka illere de gittiğiniz zaman yemek yiyecek uygun nitelikte yer ararken Trabzon'da nereye gitseniz orada yemek yiyebilir durumdasınız. Restoranlar anlamında. Trabzon'daki otel konforu Avrupa'da birçok ülkede olmayan düzeyde. Yani hepiniz gidiyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bir şekilde baktığınızda konfor yapısı da çok iyi. Yani yatırım o anlamda hep üst düzeyde tutulmuş. Dolayısıyla buraya gelen turist de bunlardan istifade ediyor. Bence avantajlı olmuş oluyor. Buna böyle bakmak gerekiyor. Trabzon turist için avantajlı, bizim için de yüz akı bir şehir. Evet, kesinlikle. Hı-hı. Teşekkür ederiz müdürüm. Rica ederim. Siz değerli turizmci arkadaşlarımızın farklı soruları varsa onları da hızlıca değerli müdürümüze iletelim. Sayın müdürüm, buyurun. Öncelikle bu bilgilendirme toplantısından teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Sosyal medyada son günlerde, son yani bir hafta içerisinde bazı hesaplar şöyle bir açıklamalarda da bulundular. Gelen turistleri 14 gün karantinaya alınacağına dair bir bilgilendirmeler var. Onun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Öyle bir durum yok. Yani öyle bir durumda olacak olunacak bir ülkeden gelinirse zaten gelinmemesi sağlanır. Yani o bizim dışımızda uluslararası bir konu ama bizde öyle bir bilgi yok, öyle bir uygulama da yok. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum. Turistlerimizin bir sorunu olduğunda 7/24 yanınızda olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Biz insan ayırmıyoruz. Bizim işimiz insanla. Dolayısıyla turist veya Türk veya bir başka durumda olan bizi çok ilgilendirmiyor. Biz herkese aynı seviyede, aynı kalitede hizmetimizi vermekle mükellef olan sağlık çalışanlarıyız. Bu anlamda hizmetle alakalı hiçbir şey de gözünüz arkada kalmasın. Onu da merak etmeyin. Buraya gelinecek bir durum varsa, uluslararası bu kararlar alınır da, turistler de buraya gelebilir, geliyor dendiği noktada biz azami gayretle, azami özenle sağlık hizmetini vermeye hazırız. Bundan müsteri olun. Şeyi söylemiş olalım, tesislerle alakalı ülkemizde otel, restoran, sayfiye yerleri gibi, konaklama yerleri gibi tesislerle alakalı da Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun çok ciddi aldığı kararlar var, uygulamalar var. Bunları bizim valilikler üzerinden, kaymakamlıklar üzerinden ülkemiz ciddi takibi almış durumda. Ve oradaki bütün koşullara, kurallara uyulmasıyla ilgili bu ülke elinden geleni yapıyor ve gerekeni yapıyor. Bu anlamda ilimizin valisi Sayın İsmail Ustaoğlu bu konularda gerçekten çok iyi bir önderlik yapıyor ve bu ildeki bütün sorunlarla birebir anında ilgilenerek bu sorunları zaten çözmüş oluyoruz hep birlikte. O anlamda da müşteri olun. Ama sizden tek ricam, gelen turistlere, misafirlere ve kendiniz de olmak üzere maske, mesafe ve temizlik kurallarını iyice öğretin. Broşürler temin edin, elektronik ortamda verin mümkünse. Ve onların bu kuralları uygulaması durumunda bir sorun yaşamayacaklarını ve karşılarında olan kişilerin de bu kuralları uygulamasıyla hiçbir sıkıntımızın olmayacağını bilmelerini sağlayalım. Ben tekrar ayağınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle hastalıksız bir süreçte yine karşılaşacağız.
زي ما شفتوا في الفيديو شكرا لمديرية وزارة الصحة في طرابزون أعطونا معلومات مفيدة جدا وزي ما سمعتوا عدد الإصابات جدا قليلة في طرابزون تكاد لا تذكر طرابزون مستعدة لاستقبال ضيوفها من السياح والمستثمرين المستشفيات جاهزة الإصابات قليلة جدا تكاد لا تذكر بالتالي نقول أهلا بكم في مدينة طرابزون ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وضغط زر اللايك ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.